şu anda bilemiyoruz. Burası sizin yaşadığınız yer herhalde. Evet, evet. Şu anda bizim yaşam alanımız burası. Bu ejderler arasında olabildiğince yaşam alanları yaratmaya çalıştık. İlk önce ilk gece uyuyamadık hiçbir. Zaten sabaha doğru oturduk işte. Girişi güzel yere oturduk. Yani yataktan kalktığımız gibi pijamalarımızla, yalın ayak. Ardından yani saat o 4-17 geceden sonra, 4.30'dan sonra 5'e doğru burada bütün mahalledeki mahalleli vatandaşların çoğu, yani size diyebilirim ki 300'e yakın insan, 400'e yakın insan burada barındı. Bu serada değil evet, mi? Bu serada. Ondan sonra ertesi gün baktık olay duymuyor. Daha da bir artçı depremler şiddetli bir şekilde devam edince artık yavaş yavaş dairesine çıkabilen arkadaşlarımız hep beraber işte yatacak battaniyeyi ne taşıyabilirsek buraya geldik. Bu şekilde biz hala şu ana kadar serada kalıyoruz gördüğünüz gibi. ...28 kişi kalıyor şu anda biz. 27-28 kişi evet, sadece bu serada kalıyor. Evet, şu anda. Daha önce işte 350-400'e yakın kalıyorduk. Burası da doluydu, burası gördüğünüz gibi. Burası doluydu. Her sıra baştan doğru, öbür sıra olduğu gibi dizilmişti yataklar. Çoluk çocuk, kadın, erkek, herkes can haliyle burada. Biz en azından takriben 20-22 gün kaldılar burada. Daha yeni yeni bizim bölgemizde işte çadır verilmeye başladı. Size yeni yeni. Siz aldınız mı belki? Aldım ama henüz daha kurmadım. 2 gün önce aldık. Biraz toparlanım falan dedik. İşte bizim eşim rahatsızlığından dolayı onu İstanbul'a götürmek zorunda kaldık. Bu depremde yaşadığı krizden dolayı biz depremde 11 tane yeğen verdik. Maalesef vefat etti. Antakya'da da bizim gene 6 kişilik bir yeğen grubu gitti. Onun stresini atlatamadı. Dolayısıyla çocuklarımız onu İstanbul'a gönderdi. Evet, orada tedavi etmek amacıyla. Burada yani yaşam koşulları tabii ki şu anda nasıl diyeyim size yani gerek gönüllerle, gerekse hayırsever kurumların, gerekse belediyelerin gönderdiği gıdalarla hayatta tutturabiliyoruz. Bu kadar şanssızlık içerisinde şanssız diyeceğiz. Çünkü şöyle, bahara doğru, bahar ve yaza doğru geldiğimiz için çadırla yetinebilecek bu insanlar. Ama bugün kış ortamı olsaydı, daha önceki dönemlerde yaşadığımız Doğu Anadolu'daki Van depremi gerekse Rum depremi gerekse Elazığ depreminde yaşanan sorunlarla karşılaşma durumumuz da olabilirdi. Yani çadır işi bence iş değildir. Çadır işi dün ufak bir fırtına oldu. Yüzlerce çadır havaya uçuştu. Kuş şartlarında bu mümkün değil. Yani bugün prefabrik evler mutlaka dağıtılmalı. Prefabrik yaşam alanları hayata geçirmeli. Kısa vadede tabii. Tabii ki sonra uzun vadede bu iş dönüşüm nasıl olacak onu hep beraber göreceğiz. Yiyecek konusunda sıkıntı yok ama su kendini yavaş yavaş hissettiriyor artık. Şimdi biz burada yani iki evimizin arasında olduğumuz için duş alabiliyoruz. Ama dışarıda gördüğünüz gibi çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbirisinin yani İki günde bir, üç günde bir duş alacağı imkanlar da biliyor. Haftada bir defa alabilirse. Çoğu yerde duyum alıyorum, su yok. Ne kadar doğru onu bilmiyorum ama
Siz hiç mesela tüm bu zorluklara rağmen hiç toprağınızı terk etmeyi düşündünüz mü? Hayır. Yani şimdi şöyle, bizim burası yaşam alanlarımızın kendisidir. Yani çünkü şöyle, yani bizim çalışma alanlarımızda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani seralarımızda mesela topraklarımıza işte toprağı işletmeye yönelik bir sıkıntı yaşamadık. Ne oldu? Bir 15-20 günlük, yani bir ay yakın bir iş yapamama durumu oldu. Biraz tabii ki kayıp oldu, biraz gerileme oldu. Ama onun dışında şu anda yani bu önümüzdeki 15-20 gün içerisinde tekrar hayat dönmeye devam edecek. Bizim burada gidenler şöyle oldu. O ilk deprem anında paniğe kapılan aileler gitti. Ama onlar da geçici olarak, çünkü şu anda gidenlerin çoğunun üçte biri aynı ailenin, üçte biri tekrar geri geldi. Buradaki durumlar nedir, ne değildi diye. Hem öğrenmek hem de mevcut olan binaların durumunu, özellikle bu son aşılardan sonra nasıl oldu diye bakmaları açısından. Yani öyle dışarıda dedikleri gibi işte bu insanlar Saman Dağı'na veya Antakya'ya bırakacaklar diye bir şeyleri yok. Ben şu ana kadar görüştüğüm hiçbir insan kesinlikle asla ve asla çadır gelse de gelmese de, konteynerler kurulsa da kurulmasa da, biz bu toprağın, bu coğrafyanın insanları olarak yerimizden, yurdumuzdan olmayacağız. Şimdi bir sürü spekülatif haberler çıktı ortada, biliyorsunuz. Ve bence bunların çoğu yanlış uydurma haberler. Şöyle ki uydurma haberler, yani bazı resmi yetkililer işte biz vatandaşımıza yardımcı olacağız taşınmak açısından başka illere. Tabii ki işin arkasında ne gibi düşüncelerin yaptıklarını ben bilmiyorum ama gerek benim, gerekse benim gibi bu coğrafyada, Saman Dağı'nda, gerek merkezde gerekse köylerde yaşayan hiçbir insanın ciddi anlamda toprağını bırakmak gibi düşüncesi yoktur. Deprem hemen hemen işte bir ayı tamamlamak üzere, yarın büyük ihtimalle, yarın 6 Mart bir aydır olacak. Şu ana kadar bütün ağır şartlar belirginleşmeye rağmen hiçbir insanın efendim ben yarın geleceğimi bu coğrafyanın dışında, Saman Dağı'nın dışında, Antakya'nın dışında hayatımızı idame ettireceğim gibi bir düşünceye sahip olduklarını ben görmedim. Dolayısıyla biz bu toprağa bağlıyız. Bu coğrafyanın güzelliğini yaşayan bireyler olarak, hiçbir Samanlı'dan ve Antakyalı'nın bu kendi bırakacağını ben tahmin etmiyorum. Öyle bir düşüncesi yok. Çünkü şöyle, şimdi Antakya Hatay'dan ibaret değildir. Hatay çok farklı, büyük bir Hatay. Yani Hatay coğrafi olarak bütün ili kapsıyor. Ama Antakya çok kadim bir medeniyete sahip bir kenttir. Yani bu binlerce yıl öncesinden. Yani şimdi tarihçiler bunu daha bizden, benden daha iyi bilir ama binlerce yıl önceden bu yana bu coğrafyada bu tür sıkıntılar yaşandı. Depremler yaşandı, alt üst olsalar oldu, insanlar kaybedildi. Ama hiçbir zaman Antakya Antakyalılığını yitirmedi. Taşlar, bazı taşlar yıkılmış olabilir. Kiliseler, camiler, farklı kültürel şeyler yıkılmış olabilir. Ama bunlar bence tekrar yerine oturtulabilir, tekrar imar edilebilir. Tekrar o eski güzelliğine, muhteşemliğine kavuşacak. Ben bundan da eminim ve umutluyum. Gençlerimiz özellikle gençlerimiz bu tür gereyanlara gelmeyeceğini, bu tür entrikalara, oyunlara gelmeyeceğini çok iyi biliyorum. Yaşlı insanlarımızdan daha da tutkunlar topraklarına. Şimdi burası bizim Baba Yedi Garı dediğim bir karyolamız. Bunu 1968'de babam Antakya'dan getirdi. Burada kaynakçı yoktu daha önce Saman Dağı'nda. Hep Antakya'dan getirdi. Bunu son Arçı depreminden sonra, özellikle 6.4 depreminden sonra bizim baba evinin kiremitleri uçtu. Çatı yıkıldı. Oradan taşıdık işte buraya. Bizim saraya getirdik dediğiniz gibi. Sera gibi sarayımıza getirdik. Bu şekilde geceleri hem ayazdan korunmak açısından böyle gelişi güzel bir şekil yaptık. Bir korunma özelliği aldım. İyiyim, rahatım. En azından toprağımın kokusunu alıyorum dediğiniz gibi.
bütün kayıplarına rağmen, kayıplarımıza rağmen umudumuzu tüketmiyoruz, tüketmeyeceğiz. Çok umutlu bakıyorum ben geleceğe. Şöyle bir şey var, yani biz seralarımızı bile çoğu, bu sadece benimki bir örnektir, bir kişiye mahsus ama bugün bu beldelerin çoğunda, yani özellikle merkezde bile dahi %95 oranında bütün seraları herkes evini seralara taşıyor. Yani komşunun serası yoksa bile, daha önce belirttiğim gibi sizlere, herkes yanındaki komşudaki seralarına geldi, sığındı. Bu çok ciddi bir dayanışma. Yani inanın, o ilk gecede depremde olmasına rağmen, ölülerimiz olmasına rağmen gençler hemen özellikle enkaz altında yaralı kurtarmaya, cesetleri çıkarmaya gittikleri anda bile burada insanlar bu sera altında birlikte yaşamayı mükemmel bir şekilde becerdiler. Yaşanabiliyor. Yani şartlar ne kadar ağır olursa olsun bu mekanlarda, bu seralarda hayat da olabiliyor.